Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bozuk para testini Rolls Royce'la yapacağız. Arabayı sallama. Bas iler. Marşa bas. Ahmet gel. 2 3 Çalıştırıyorum. D'de değil mi? Bas yavrum. Yeter be. 1 liranız var mı acaba? 1 liranız var mı abi? Çok hafif gaz ver. Bas bas bas. 1 lira 1 lira 1 lira. Kardeşim ben motorla tanıştım. It was at this moment that he knew. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Birazdan sizi videoyla baş başa bırakacağım. Fakat video ilk kanala yüklendiğinde videoyu izledim ve videoda çok fazla goy goy yaptığımızı fark ettim. O yüzden biraz kısa bilgi vereyim istiyorum. Ondan sonra videoya başlayın istiyorum. Rolls-Royce'un bilindiği üzere çok çok büyük bir motoru var. V12 bir motor. Ve bu motor nasıl bu kadar sarsıntısız çalışıyor, ondan bahsedeceğim size. Tabii ki bunun altında çok büyük bir mühendislik yatıyor. Öncelikle işin sırrı motor kulaklarında. Yani motorla şasinin bağlandığı yerlerde. Buralarda çok özel bir teknoloji kullanılıyor ve motorun sarsıntısı mümkün olduğu kadar az iletiliyor şasiye. Dolayısıyla siz de içeride çok az şekilde hissediyorsunuz. İkincisi, crankta güç üretilirken tekerleklere arabanın minimum şekilde sarsılmasını sağlıyor ki Rolls-Royce buna tarihinde de çok önem veriyormuş. Hatta şöyle efsaneler var. Arabanın testleri sırasında çok eski modellerin bagaja bir tane çalışan koyulup arabanın sesleri dinlenip sağından solundan ses geliyor mu diye efsaneler de var arkadaşlar. Burada tabii önemli olan bir diğer şey motorun V şeklinde olması. Bildiğiniz gibi 3 silindirli motorlar falan biraz sarsıntılı çalışıyor ama bunda tabii 6 silindir burada, 6 silindir de burada olduğu için çok dengeli çalışıyor motoru. Zaten 2018 yılında 8. nesil Rolls-Royce Phantom tanıtıldığında dünyanın en sessiz motoru seçildi. Hala da onu koruyor. Zaten Cullinan'da kullanılan motor da aynı motor. Yani kısacası arkadaşlar, Rolls-Royce hem motorundaki sessizlik hem de kullanılan yalıtım malzemelerindeki kaliteyle bu sessizliği tamamlıyor arkadaşlar. Yani şöyle şeyler söylenir Rolls-Royce'le ilgili. Rolls-Royce'un içinde hiçbir şekilde motor çalışma sesini duymazsınız. Sadece duyacağınız şey içerideki mekanik saatin saniyesinin sesidir diye söylenir. Şimdi ben sizi videoyla baş başa bırakıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün İlay Asal, Ahmet Kural ve Ümit Erdim'le birlikte İngiliz bir gazeteci arkadaşımızın yaptığı bozuk para testini Rolls-Royce'da yapacağız. Sana da bana da çok attılar diye biliyorum. Evet, çok yaptınız, yapın diye arkadaşlar. Hep böyle bir geyik var. Bana iki kişi attı yapın diye. Çok kişi atmamış. Çok kişi atmamış. İki kişi attı. Makara yapıyorum tabii ki İlay'a. Ben dışarıdan gördüm. Dedim size, arabanızı gördüm. Geldim. Merak ettim. Ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Evet. O denemede Ahmet'in ben de yakından izlemek istedi. O yüzden tarihi anı şahit olmak istedi. Bu arkadaş bozuk paraları motora dikey şekilde koydu. Motorun ne kadar sarsıntısız çalıştığını göstermek için gaza bastı ve paralar düşmedi. Düşmedi. Sonra bir para yaptı. Hilal kendi imkanlarıyla denedi. Tabii denedim. 1 lira düşüyor. 25 kuruş düşüyor. 50 mi? 50 TL çıktım ya denir. Zenginlik işte böyle bir şey de var. Benim haberim yok. 50 kuruş da düşüyor ama 25'lik düşmüyor. O yüzden biz 4 tane 25 kuruş bulduk. Müthiş bir insan. Ben bugün Jenga da getirdim yanımda ama Hilal izin vermiyor arkadaşlar. Parçaları motora düşer, bir şey olur diye. O yüzden bir onu yapamayacağız. Gerçekten kovulurum bu sefer. Yok, bence de yapmayın öyle bir net şey. Net yani. Sen bizim tarafımızdan mısın? Sen bizim tarafımızdan mısın? Ben dışarıdan gördüm sizin arabayı. Sen nereden geldin abi? Ben geçiyordum, senin arabayı gördüm. Allah dedim, burada kesin bir aksiyon var. Az evvel şahit olmak istedim ben de. Yani görünce geldim. Bir elimde suyu temizliyorum. Bir yandan da size konuşuyorum. Tabii ki öncelikle Türk kahvesiyle başlayacağız. Evet. Ağzına kadar bir Türk kahvesini doldurduk. Şimdi arabayı çalıştıracağım. Bakalım ne olacak. Normalde Türk kahvesi yarım mı ki? Niye öyle bir belli? Titreme yapıyor mu? Hayır, şey dudak payı bırakmadı. Anladın mı? Ondan bahsediyorum. Hiç dudak payı yok. Bak. Dumanı üstünde be. Dumanı tutuyor be. Tutuyor valla. Basıyorum marş. Anahtar Ahmet basın ya. Anahtar içinde ya. Ahmet bas. Ben mi basayım? Bas. Abi, bu arada arkadaşlar motor V12. Yani 6750 motor. 6750 cc. Bu motorun normalde titrememesi imkansız yani. Bu kadar büyük bir motorun. Bas deyince basayım hocam. Dediğim gibi dışarıdan gördüm. Detaylı mısın? Güzel. Telveden iyi diyorsun. Rolls-Royce telve. Abi, Cullinan, Rolls-Royce telve. Cullinan olunca böyle oluyor. Kaç parayla alalım bu araba? 1 milyon euro. Ahmet'i. Kaçmış? Ahmet değil kanka, 1 milyon euro. 1 milyon euro mu? Ha, euro, euro çok yüksek. 1 milyon mu? Euro. Ne kadar? 1 milyon euro. Gel gaza basayım ya. Para ne? Dur abi dur, bir gaza basalım dur, bakalım. Dur bir önce Türk kahvesini bir alalım. Biraz ısınsın. Tabii. Şey diyeceğim, bu Türk kahvesi mesela içilir şu anda. Sıcak. Bir şey söyleyeceğim, daha motor soğuk can. Aa, hafif ısınıyor. Hafif ısınıyor. Abi V12. Bir de bizim bu aracımızda öyle bir özellik vardı. Bunu cikle tabir ettiğimiz. Cikle. Ben çok korkuyorum o devrilecek diye. Yok, devrilmez. Ufak bir tırsma var bende. Beni, görüntüden beni alın, devrilirse. Ben ayakkabıları çıkartırım, buna binmem. Bir şey söyleyeceğim, boşta basacaksın değil mi? Şimdi yok, D'ye alıp basacaksın. Yok, D'ye alıp. Her an yapabilir öyle şakalar, espriler. Ya sen ne yapıyorsun? Ayakkabıları çıkardı gerçekten. Abi lütfen abi. Ah Doğan ya, hakikaten kurumsal hayatım bitiyor. Abi ya, abi, buna nasıl sallama. Bineyim ya, şuna ben bakar mısın ya? Halıya bitti. Bakar mısınız arkadaşlar? Hazır mıyız? Yavaş bas, basıyoruz. Gönder. R'de basıyorum değil mi? Bas. Tamam. Bir daha ya. Dökülmüyor. Yok yok, dökülmez Doğan. Tabağa bile sızmadı be. Yeter be. Ha,
Tamam çok vallahi güzel oldu. Vallahi dökülmüyor ya. Çok güzel. Ahmet ineceğim arabanın içine, ayakkabını çıkar gel. Şeyim ben dışarıdan gördüm gelsin. Yani benim bu programla hiçbir alakam yok. Şey söyleyeceğim, bunu alayım mı? Kankalarımı artık gördüm ya. Artık bu test bittiyse. Al al. Mikrofonu bana verince programı sunuyormuş gibi oldum ben. Fal bakıyor mu? Ne yapıyorsunuz? Güzel mi? Kahve güzel mi? Sıcak da tutmuş. Sıcak tutmuş mu? İyi var. Benzinli değil mi araç? Evet. Ahmet abi geç bakalım. Düşmüşsündür. Ahmet Allah aşkına. Geç, abi, geç, geç, falan geç, geç, bir geç. Bir dışarıda tutarsın ya ayağını. Ayağını ya. Dışarıda tut. Bizde ayakla giriliyor. Sıkıntı yok. Geri çekti kendini. Gördüğünüz gibi ayaklarınız değmiyor burada. Öyle mi? Ayaklar havada tutuyor. Evet, kapat buraya bakayım, basınca tepsi mi çıkıyordu? Bas tepsi. Bu arada kalemini daha önce çektik. Bak Hilal bunu bir söylüyor kanka. Ya Hilal bunu bir söylüyordu. İşim bu. Arabanın modeli ne? Kalanın. 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 Ahmet de söyledi. Sen söyle bakayım. Kalanın. Bende mi sıkıntı var? Sende büyük sıkıntı var. Kalanın. Kalanın. Diyor. Karadeniz gibi yani. Kalanın. Yani bagaja bakalım mı? Kalanın. Kalanın. Doğan değişiklik yapalım ya biraz. Bu seninle çektiğimizden daha farklı. Neyi var farklı? Çünkü seninle çektiğimizin ayracı vardı burada. Neyi vardı? Hiç. Bir şey diyeceğim. Kaçak abi. Var. Kaçak var. Aa evet. Burada arkada cam vardı. Arkadaşlar aynen o videoyu öyle. Şuradan izleyebilirsiniz bu arada. Çektik daha önce Kalanan'ı. Ne bu? Onu bile yapamıyorum ya. Geç bakalım. Abi buranın... Geç bakalım. Ya geç bakalım. Buranın otur, ya. Otur otur. Bir bakayım bu. Bu standart canım. Bunda bir şey yok. Kapalı çarşıdan. Beni bagaja sokmayın canım. Ben sizi dışarıdan gördüm. Ben bu programa daha iyi. Bak beraber Ahmet. Allah aşkına. Bırakma. Dur, Allah bak zayıf geldi. Beraber. O artık torpido kapağı testine geçecek. Kapağı oğlum. Hayır taşır otur, o. Otur hiçbir şey olmaz. Ama şimdi bunun elimizde kalanın. Bunun mesela viewing suit diye bir şey de var. Saçma araba 1 milyon euro. Bunu bizi mi taşımayacak? Elimizde kalanın. Herhalde arabaya yaklaşamıyoruz. Ne olur ne olur. Bir şey diyeceğim. Biz harbiden para koymuyor muyuz? Sen bagaja bakalım dedin. Bizi koyuyorsunuz siz arabanın üstüne para koyacaktınız ya. Alışkanlık abi ne bileyim beni niye dinliyorsun? Kapıyorum. Önce bunu kapamıyor. Ha böyle kapanıyor. Evet. Arabayı stop ediyoruz. Arabayı evet. Ediyor. Ha, edip önce stop koyuyor. Edelim paraları koyacağız. Beni taşır mı taşımaz mı? Bence taşır. Ama stop ettiler korktular. Hayırdır? Ha, hayır hayır bizde şer yok ablacığım hayır ya hep hayır. Ve biterdik. Evet bir, bizim boyumuz iki, yetmiyor. 3, 4. Bir şey söyleyeyim. Ne olur Doğan sen koy. 5 lan benim boyum yetmiyor nasıl koyayım? Kar mısın lütfen. Allah Allah. Ya ver Allah'ını sen. Hem belden aşağı vuruyor ya. Bak bir dakika deneyim bak abi. Arabayı çizmeden. Ver mi araç? Oğlum olmuyor, olmuyor yetişemiyorum. Ya ben bile daha çizim be. İndirebilir miyiz bak, biraz? Ver bana. Araba orta boyutta. Olmuyor. Ben. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Rolls Royce kalınına aksamının üzerinde 25 kuruş bırakacağız. Bir şey göster. Bak şimdi kanka geldin hırsızsın. Tamam. Yapma ben hayır yapma artık alacağım. Onu yettin ha. Ne yaptın lan? Hırsıza karşı da önlem var gördüğünüz gibi. Çalamazsın şey beni diyor. Hakikaten yani. Böyle. Hırsızlara karşı hakikaten önlem. Hakikaten böyle zaten gördü. Peki bir şey diyeceğim. Hırsız gidince geri mi çıkıyor? Benim iki hırsız önceki arabam geri mi çıkıyor? Tabii bak şimdi biraz uzaklaşayım geri gidiyor bak. Hırsızı anlıyor. Yok ben İçeriden bakıyorum. Basıp düğmeye çıkartıyorsun. Şu muydu? Öyle değil yok. Nasıl? Yan koyacaksın. Kahretsin havada yan? Biraz rüzgar. Yani böyle değil böyle. Ha, öyle değil. Değil ikisinin arasında. Griye. Arkaya git orada daha iyi duruyor. Ne yapıyoruz biz ya? Ya ben geçiyordum buradan uğradım. Keşke gitseydim devam etseydim. Sen daha başlatma lan. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir sandalye alayım. Ben onu iyi oturtuyorum. Sandalyeye mi? Sandalyeye mi? Buraya sandalye koyacakmış. Paralar üstüne koyayım diyor. Ahmet sen niye durdun ya? Ben bu kadar konuşmak istiyorum. Biraz aralıklı yap ki anneciğim. Diğeri diğerini düşürmesin domino gibi. Abi biz daha buraya koyamıyoruz. İlk para koymamı senin. Geriye doğru mu gideceğim? Ne yapıyorum ya? Abi fark etmez ki. Sarsıntı da her yerde sarsıntı. Ya bu özenemedi ya. Bilal Özel sihirli sandalye getirdi dur. Ümit inat etmediysen ben şey... Ha öyle koy ya böyle kalsın. Nereye ilan? Görüşürüz. Abi yok yapamıyorum ya. Harbiden mi ya? Vallahi olmadı. Tamam çekmeyelim abi o zaman burada kapatalım. Nasıl parayı koyamadılar adlı videomuz. Bence bir tane koyalım. Ah, şimdi koymayın dur. Gençler bir tane yetmez mi ya? Ne bileyim şov yapmak istiyorum. 1 liraya tamamlamamız mı lazım? Şart abi. 1 lira. Tamam bir tane. Her şeyi geçeceğim trafik olmasın. 25'i koyun gidelim. Ben. Sen oğlum, nasıl koydun 3 tane 4 tane birden? Ne bileyim şans herhalde. Araba başka renkte. İngiltere'den arıyorlar. Rolls-Royce'dan arıyorlar. Bizi terk edin diye. Yani. Valla 2 tane okeyiz. Bence 2 tane yeter okay ya. Tamam abi İngiliz'in üstüne çıkmamız lazım. O adam bir taneyle yaptı ya. Bu sefer ya. Ben çalıştırıyorum. Tamam, tamam ben çalıştırıyorum. Hazır mıyız? Kesin Dilen düşürecek. Düşerse? Düşerse bir daha çekeceğiz. Çalıştırıyorum. D'de değil mi? Sallama çok sallama arabayı. Bas yavrum. Helal olsun. Düştü mü? Ya zaten bizim için önemli olan kahve değil miydi? Şey yapıyoruz diye bize dava mava açmasın. 25 kuruşa kimse tenezzül edip dava açmasın. Ümit bir de sen Hitler'e sen. Bir taneyle yapalım ya. Bekle içinde yanlış koydunuz. Niye bekleyin abi? Bekleyin içinde abi. İçine geç. Geç abi. Geç. Hepimiz mi geçelim? Üçümüz birden mi binelim arabaya? Ağırlık için. Ben dediğim gibi gerçekten geçerken olur. Ben şey de paranın durmamasının çalışmayla yokuş alakası aşağı. Yok. Zaten durmuyor para. Duruyor ya duruyor. Abi, yaptım orada işte. Orada durmayan para. Motor çalışınca nasıl duruyor? Sen emin misin yaptığını?
ne? Var, görmedin mi videoyu? Ne yaptım? İple mi tuttum? Arkaya doğru oluyor. Araba mı yokuş aşağı duruyor acaba? Yok be, aynı yerdeydi. Bir şey diyeceğim, düştüğünü de yayınlarım. Yayınla, senin kabiliyetsizliğin. Yayınlarım abi. Yok be kardeşim, yayınlama. Abi ne yapacak, motor üretimini mi durduracak Rolls-Royce bu yüzden? Bence bizde bir sıkıntı var ya. Bu adam pound da yapıyor, pound kalın. Kapatalım videoyu. Ya, hava da soğudu, hava ısırıyor. Sandalye nerede abi? Hadi şimdi ben motorla konuşayım. It was at this moment that he knew. Abi sandalye nerede? Para gitti araya Doğan. Para kaçtı abi. Oğlum yapma. Oğlum biteriz ha. Vallahi düşen giden yok ha. Buldunuz mu? Yok, yerde evet, para yok. Sallayayım zaten, mı arabayı biraz? Zaten yere düşmez, altta koruma var. Zaten ses geliyor diye servise gelirler. Bir zırıltı var arabada diye. Yok oğlum. Yandım ben. Yok be, makara yapıyorsun değil mi? Yok yok vallahi gitti. Yok düştü, gözümün önünde düştü. Evet evet, bir tane kaldı. Nereye gitti? 1.25 ile yapacağız o zaman. Tamam, 1.25 ile yapalım. Bende iki tane daha var. Hayır, 1.25 ile yapalım. Yapmayalım, parayı bulalım. Parayı nasıl bulacaksın oğlum? Çalışırız. Ya ben uğradım, buranın ikisi yapıyorum. Ne yapacağız şimdi? Bitti galiba video. Yayında mıyız şu anda? giriyorum bu şekilde girdim. Fiyat öğrenmek için girdim. Varken yani orta gidemezsiniz. Tamam, merak etme. Bak hala para koyacağım diye uğraşıyor gençler. Ya bak, bir tane daha düşürürsen ağzına vururum. Ver bana. Hayır bak. Al. Bu sandalye de sakat ha. Para burada durmuyor ki. Duruyor abi. Sen bu videoyu nasıl çektin Hilal ya? Bu deli işi ya. Bir tane koy bırak. Kanka durmuyor ki. Dursa bırakacağım. Yokuş aşağı mı araba? Tamam çekil çekil. Hiç alakası yok. Ben yapacağım tamam. Abi rüzgardan bile durmuyor ki. Ya ne alakası? Arkadaşlar şaka bir hani arabanın suçu gerçekten rüzgar var şu an. Evet. Ve deniz kenarındayız. Adamlar hava olmayan yerde yaptılar onu. Ne olmayan? Hava yani, sirkülasyon. Demek doğru mevsimde yapmış. Yani bunu boğaz esintisinde çok yanlış yani. Tabii abi, delikanlıysa gelip burada yapsın. Hah. Oh be Hilal, ben sen bas. Abi. Sen gitti. Gitti gitti düştü. 50 kuruşla deneyelim. 50 kuruş falan olmuyor ya. 1 lira. 1 lira, 1 lira, 1 lira. 1 milyon euro, 1 milyon lira. 1 lira var mı? 1 liranız var mı acaba? 1 liranız var mı abi? Bir tane daha düşür. Sesi kaçırır, 50 kuruş fidye istiyor. Arabayı sallama. İler geç. Arabayı sallama. Bas İler. İler yavaş bin arabaya. İler yavaş. Arabaya bana ne oluyorsa siz yapın binme, çekin. Binme, binme gaza bas. Gel buraya abi. Marşa bas. Ahmet gel. 2, 3. Bas çek. Bravo. Oh be. Gerçekten bu markayı i̇şte tebrik bu. Ediyoruz. İşte bu. Şimdi gaz. Hazır mıyız? Gaz hafif. Hafif. Gaz yapma. Gaz yapma. Gitti arabayı mi? Salladığı için düştü. Yoksa aynen, motorla giriş. Evet evet. Ben mi salladım? Gaza basmadan düştü. Aynen. Hadi gidelim artık ne olur. Ahmet hemen gel, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı. Arkadaşlar bu videoyu izlemeyin, yorum yapmayın. Bir şey diyeceğim, niye olmadı ya? Abone, kanalımıza abone olmayı. Kanallarına abone olmayı unutmayın. Ya sahipleniyor değil mi? Kanalımıza. Kanalımıza hepimizin böyle. Test ettik, gerçekten doğruymuş. Bebeğin yaptığı test doğruymuş, duruyormuş. Ama o bebeğin yaptığında pound var abi. Ve pound'un kalınlığı ya, bu kadar. Ya pound getireyim istiyorsan. Getir, pound getir. Vay evet be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 kuruş da oluyor. Ama arabayı sallamamak şey lazım. Şu düşeni ne yapacağız? Onu kendini dillendirmezse. Kim düşürdü, kim düşürdü? Ümit. Bir köprü geçti mi düşer? Çıkar alttan. Çıkar mı kesin? Karşıya bırakın. Ulan girecek bir yer yok zaten. Ya ne bileyim abi. Şu an kartal korumanın orada duruyor alttan. Sen o zaman öldürürler beni, bitirirler. Para nasıl geldi ya? Ya böyle bir şey diyeceğim. Abi olay buymuş ya. Seç be, çakıl taşı bile var. Bak 20 cent'le denesene abi. Adam bir pantla deniyordu 20 cent'le. Hiçbir fikrim yok bu arada. Ben pantla denediğine de eminim. Abi baksana abi, çat diye duruyor ya. Ha dur şimdi bas. Çok hafif gaz ver. Ver ver, bas 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 bas. Bununla Ankara'ya gider. O motora gitmeden. Aynen. Başka para istiyor musunuz? Yok ya, ben. Ne yapıyorsun Ümit? Koyalım mı? Hayır. Bu kaçmaz araya. Başka para istiyor. Aa dur. Bir de 50 kuruş, 50 kuruş durur bence. Köşeli şey. Abi sen yanlış paralarla deniyorsun. Abi benim ya yaptığımda 25 kuruş durdu bir tek. Abi adam kendi parasına göre üretmiş arabayı demek ki. Al abi 50 kuruş. Ya. Bas abi. Al. Bas 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 bas. Dur yavaş yavaş. Hayır hiç yavaş değil, yapıştı. Yavaş tamam. Tamam müthiş. Bu şunu yani, oradan alalım mı? Arkadaş oradan alırsak ya. Yani. Yapma. Boğuma söyleyeceğim sizi artık alın, yeter. Artu abicim hürmetler. Ne yapıyorsun? Onu ver ya Ümit. Güzel para var. Güzel para var. İyi para var. Bir kısmı pound, euro. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Rolls-Royce'un motorunun V10. Biz gerçekten ne yaptık? Rolls-Royce'un motoru V12 motorunun. Benim kurumsal hayatımı bitirdiniz. Hayır hiç öyle bir şey net yok. Net bilgi yayalım. Abi kanalda çalışırsın. Beraber böyle güzel bir ekip olmadık mı? Evet şöyle, evet. He? Arabanın suyunu kontrol ettiniz mi? Ahmet Bey çıkış yapacak. Final de yapmak istemiyorum size. Girip çıkmış gibi görünmek istiyorum. Kanalımıza arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördük. Sessiz, sakin ve titreşimsiz çalışan bir motoru var. Test ettik, onayladık.
25 kuruşla bazı hatalar yaptık ama 50 kuruşla doğruyu bulduk. Öyle mi? Aynen. Doğru yolu bulduk diye düşünüyorum. Türk arabada değerini buldu. Anlamı var mı? Değerini buldu arabada. Türk kahvesi ağzına kadar doluydu ya. Normalde evet. Yürürken döktüğüm bir şey yani. Onu da evet. Dökmedi. Doğru, iyi dedin. Teşekkür ediyoruz o zaman. Yani videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve izlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza evet. Göndermeyi unutmayın gençler. Bir bakın evet. Bakalım ne yapmışlar programda. Hadi. Ya sanırım ben de iyi kapanış bak, veriyorum. Güzel kapanış ama, yaptı. Evet. Senden mi kapanış yaptı? Güzel kapanış yaptı diyorsun, hep bunu yapıyorum. Ben gideyim mesela, ben programı terk ediyorum. Bu kapanış bu. Sen yap kapanış. Arkadaşlar. hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.